Evet arkadaşlar, ikinci saatimizde yine Türk İslam Devletleri ile devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de Harzemşahlar. Önemli bir devlet. Anuştigin tarafından Gürgenç'te kurulmuş bir devlet arkadaşlar. Moğollarla savaşları var. Cengiz-i Oturar Savaşı'nda mağlup edildiler arkadaşlar. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz ki Harzemşahlar Moğolları kerelerce mağlup edebilmiş ve Moğolların batıya ilerleyişinin önüne geçmiş bir devlettir. Hatta şu çok nettir ki Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukları ile pardon, Moğollar arasında da tampon bölge olacaklar. Tipik bir İran kültürü. Harzemşahlar. Tipik bir İran kültürü. Devlet yönetimi olarak Büyük Selçukluları çok andırıyorlar arkadaşlar. Harzemşahlar Orta Asya'da Moğol istilasından önceki son güçlü Türk devleti olarak anılacak. 1230 Anadolu Selçuklular, Alaaddin Keykubat'la yapılan bir Yassıçemen Savaşı var ve bu savaşı kaybettikten bir yıl sonra maalesef ki yıkılacaklar. Şimdi hep şunu söylüyoruz. Efendim, Karamanoğulları Beyliği Anadolu Selçuklularının mirasçısı. Eyvallah. O zaman şunu da bilin ki Harzemşahlar da kendilerini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak görüyorlar. Evet, pardon. Moğollarla konuşmak gerekiyor. Timuçin ya da sizin bildiğiniz adıyla Cengiz Han arkadaşlar. Uygurların etkisiyle Türkleşecek ve Cengiz'in ölümüyle birlikte ülke bölüşülecek. Arkadaşlar, Cengiz'den sonra Çiçi'den sonra da onun çocukları ülkenin dörde bölünmesine neden olacaklar. Bakalım bunlara. Altın Orda Devleti, kurucusu Batuhan, İslamiyet'i kabul eden bir devlet, Rusya'nın güneyinde oldukça da güçlü bir devlet. Yine bizim başımıza bela olacak. Anadolu Selçuklarının Köse Dağı Savaşı'nda mağlup edecek olan bir devlet. İlhanlı Devleti, İslamiyet'i kabul etmiş, Hülagü tarafından kurulmuş devlet. Arkadaşlar, sadece Anadolu Selçukları değil, Abbasileri de bitiren devlet İlhanlılardır. Anadolu Selçukları ile yaptıkları Köse Dağı Savaşı bizim ciddi anlamda canımızı sıkan savaşlardan bir tanesidir. Moğol Gizli Tarihi adlı eser hangi Moğol devletine aittir dersek Çağatay Hanlığı'nı konuşacağız arkadaşlar. İslamiyet'i kabul ettiklerini ve Çağatay tarafından kurulduklarını bileceksiniz. Peki size derse ki Moğol devletler arasında İslamiyet'i kabul etmeyen hangisidir? Kubilay Hanlığı'nı konuşacaksınız. Pardon, bu abi Hristiyanlık ve Budizm'i kabul ederek diğer Moğol devletlerinden farklı bir ritüel izlemiştir. Peki, başka devletlerde konuşalım. Evet, bunun bu kadar gidebileceğini tahmin etmek lazımdı. Çok aşağıya gitti. Bence artık kalsın. Arkadaşlar, Akkoyunlular Kara Yülük Osmanlı tarafından Diyarbakır'da kurulmuş bir beyliktir. Akkoyunlu Uzun Hasan döneminde Fatih ile yapılan savaşı kaybetmişler ve yıkılmışlardır. Önemli bir bilgi, Kur'an'ı ilk kez Türkçe'ye çeviren devlet Akkoyunlu'dur. Resmi dilleri de Türkçedir arkadaşlar Akkoyunlu'ların. Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getirenler de bunlardır. Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getirenler de Akkoyunlu'lardır. Koyunun akı olur da karası olmaz mı? O da olur. Van Erciş bölgesinde Bayram Bey tarafından, Bayram Hoca tarafından kurulan devlet Akkoyunlu'lardır. Karakoyunlu'lardır arkadaşlar. Şimdi Azerbaycan'ın Türkleşmesinde etkileri büyük, bunu kabul edeceğiz. Şah İsmail, Tebriz, İran'ı idare eden son Türk hanedanı Kaçarlara mensuplar. Arkadaşlar, Şah Hatayi mahlasında şiirler yazmış bir adamdır Şah İsmail. Aklımıza Yavuz'la Çaldıran Savaşı gelir diye düşünüyorum. Peki, Mısır'da da Türk devletleri kurmadık mı biz? Mısır'da kurulan Türk devletlerini biz konuşmadık mı? Şunu bir elimize alalım. Arkadaşlar, Mısır'da 4 tane Türk devleti kurulmuştur. Bunlar
Moğolları, Akşitler, Eyyubiler ve Memlüklerdir. Tolun oğulları, Akşit, Eyyubi ve Memlük devletleri Mısır'da kurulan Türk devletleridir. Mısır valisi, Abbasi Mısır valisi Tolun oğlu Ahmet tarafından Mısır'da kurulan ilk Türk devleti Tolun oğullarıdır. 9 Oğuz Türklerindendir arkadaşlar Tolun oğulları. Afrika'da kurulan ilk Türk devleti olmaları itibariyle de önemlidirler. Aynı zamanda kuruldukları dönemde Müslüman olan ilk Türk devleti olması açısından da önemlidirler. Nil'in kenarında kuruldukları için, tarımla uğraştıkları için de önemlidirler. Donanmalarıyla Suriye, Filistin'de etkili oldukları için de önemlidirler. Sulama kanalları, bentler, tarımın yapıldığının en bariz kanıtıdır Tolun oğullarında arkadaşlar. Kıpçak Türklerini paralı asker olarak kullanmışlardır. Peki, Tolun oğullarının 905 yılında yıkılmasının hemen akabinde Mısır'da 935 yılında kurulan bir başka devlet Akşitler ya da Ihşitlerdir. Kurucusu Muhammed bin Togaç'tır arkadaşlar. Akşit devletinin kurucusu Muhammed bin Togaç'tır. Muhammed bin Togaç'ın kurulduğu Akşit devletinin önemli bir özelliği var. Arkadaşlar, Türklerde kutsal topraklara hakim olan ilk Türk devleti Akşitlerdir. Kutsal topraklara hakim olan ilk Türk devleti Akşitlerdir. Ünlü tarihçi El-Kindi bu dönemde yaşamış bir adamdır arkadaşlar. Akşitler döneminde. El-Ihşit, Ferganalı hükümdarların kullandığı bir ünvandır. Görürseniz, durmayın. Zaten Ihşitlerden de çıkarabileceğini düşünüyorum. Dikkatimizi ne çekiyor? İki devlet de kısa ömürlü. 868-905, 935, 969 arkadaşlar. Mısır'da kurulan bir başka Türk devleti Eyyubiler. Selahaddin Eyyubi arkadaşlar. Selahaddin Eyyubi Kurdi olarak da geçer. Suriye ve Irak'ı fethettikten sonra en önemli marifeti hiç şüphesiz Hıddin Savaşı'dır. Hıddin Savaşı'nda Kudüs'ü Haçlıların elinden alarak önemli bir iş başaracak. Mısır ve Suriye'de Şiiliğin karşısında Sünniliğin yayılmasında önemli etkenlerden bir tanesi Eyyubilerdir. Memlükler tarafından yıkılmışlardır arkadaşlar. Memlükler'de İzzettin Aybek tarafından yıkılmışlardır. Arkadaşlar, Eyyubilerden sonra kurulan bir başka Mısır'daki devlet, Mısır'da kurulan son Türk devleti, Mısır'a hükmeden demiyorum bakın, Mısır'da kurulan son Türk devleti 1250'de kurulup 1517'de Yavuz Sultan Selim tarafından Ridaniye Savaşı'nda yıkılan devlet Memlüklerdir. Memlüklere Eyyubiler kölemenler diyorlar arkadaşlar. Memlüklerin kelime anlamı beyaz Türklerdir. İzzettin Aybek tarafından kurulacak önemli bir komutan Kutuz arkadaşlar. Moğolların İlhanlılarını Ayn Calut Savaşı'nda mağlup ederek ilerleyişlerini durduracaklar. Yine Baybars döneminde Moğollarla yapılan bir Elbistan Savaşı var. Onu da kazanacaklar. Abbas halifesini Bağdat baskınında kurtardıktan sonra halifeyi Mısır'a getirerek koruma altına alacaklar. Osmanlı halifeliği alana kadar bütün Abbasi halifelerine 1517'ye kadar Memlükler korumalık yapmışlardır arkadaşlar. Yine Arap edebiyat klasiklerini Türkçe'ye çevirmeleri, Ed Devleti Türkiye olarak tanınmaları önemli özellik. Arkadaşlar, bir önemli özellik daha, Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmeleri ve sonrasında Mercidavuk ve Ridaniye Savaşı'yla yıkılacaklar arkadaşlar. Mısır'da kurulan son Türk devleti Memlüklerdir. Peki, şimdi konumuza yine devam edeceğiz arkadaşlar. Türk İslam Devletleri konumuzun ikinci bölümünde tabii çalıştırabilirsek
yine Türk devletleriyle devam edeceğiz. Yeni Delhi Sultanlığı, eskiden müfredatlarda çok yer almıyordu bunlar ama son dönemde biliyorsunuz tarihin çok geniş kapsamlı olarak alınmaya başlanması, piyasada çok geniş kapsamlı tarih anlatılmaya başlanmasıyla birlikte müfredat içerisine aldığımız konulardan bir tanesi de Yeni Delhi Sultanlığı. Kudbettin Aybek tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Delhi'de kurulmuştur. En parlak dönemleri Sultan İltutmuş'tur. Bu herifin bir önemli özelliği daha var arkadaşlar. Bu herifin bir önemli özelliği daha, halifenin bu bölgede, Delhi bölgesinde, Hindistan'ın Delhi bölgesinde kabul ettiği ilk Türk hükümdar İltutmuş'tur. Tekrar ediyorum, Hindistan'da Abbasiler tarafından, Abbasi halifesi tarafından kabul edilen ilk Türk Müslüman sultanı, pardon, Kudbettin Aybek'tir. Kudbettin Aybek, Delhi Sultanlığını Babür Devleti yapmıştır arkadaşlar. O zaman biraz da Babürleri konuşalım. Babür yıkmışsa, Babürlerle ilgili de kurucusu çok bariz, kurucusundan ismini almış bir devlet zaten. Hindistan'ın Agra kentinde Babür Şah tarafından kuruluyor. Önemli bir savaş, Machivera Savaşı. Savaşı önemli kılan nokta şu, Hindistan'da Babür hükümranlığı bu savaş ile kurulmuştur. Arkadaşlar, Kurubi adı verilen bir vergi teşkilatı yine bu dönemde kurulmuştur. Ama bu adamların yaptığı çok önemli bir şey var. İleride başımıza çok bela açacak olan Hindistan'a Avrupalıların ticaret yapmak için tesis kurmasına izin vermiştir. Şalıman Bahçesi, Kızıl Kale, Agra Kalesi, Taç Mahal. Şalıman, Kızıl Bahçe, Agra, Kızıl Kale, Agra Kalesi ve Taç Mahal Babürler döneminin en önemli mimari eserleridir. Taç Mahal'i hepimiz biliyoruz. Agra Kalesi, Kızıl Kale ve Şalıman bahçelerinde bundan sonra siz bileceksiniz. Önemli bir başka devlet, nereden biliyorum? Bayezid'de yapılan Ankara Savaşı'ndan biliyorum, değil mi? Timur tarafından Belh şehrinde kurulan bu devlet, Altın Orda Devleti'ni yıkarak, mücadele ederek yıkmıştır. Altın Orda Devleti'nin yıkılması Timurlardan ziyade Rusların işine yarayacak ve Ruslar ilk kez güneye inme fırsatı bulacaklardır. İran, Irak, Kafkasya, Azerbaycan, Suriye, Hindistan, Timur Devleti'nin hakimiyet kurduğu yerler 1369-1507 arkadaşlar. En önemli atraksiyonlarından bir tanesi 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Bayezid'i mağlup etmelerdir. En önemli atraksiyonlarından bir tanesi budur. Ulu Bey önemli bir hükümdar arkadaşlar. Ünlü bir bilgin. Emiri Kebir ünvanı var arkadaşlar. Semerkant'ta önemli bir kültür merkezi açtığını bileceksiniz. Yine Hüseyin Baykara ünlü edebiyatçılarından ve ünlü hükümdarlarından bir tanesidir Timur Devleti'nin. Şimdi savaşların isimlerini hep kullanıyoruz ama çoğumuz bu savaşların hangi bölgede olduğu konusunda bazen yanılgı yaşayabiliyoruz. Pasinler Savaşı'nın Erzurum'da yapıldığını, Köse Dağı, Sivas'ta, Malazgirt Savaşı'nın Muş bölgesinde yapıldığını bileceksiniz. Ama Talas Savaşı mesela Batı Türkistan'da yapılmıştır. Değil mi arkadaşlar? Mirya Kefalon'a bakıyorsunuz. Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş Denizli'de yapılmıştır. Yine Yassı Çemen Savaşı 1230 Harzemşahların yıkıldığı savaş değil mi? Erzincan'da yapılmış ve Dandanakan Savaşı ise 1040 Dandanakan Savaşı Gaznelerin çöküşünü hazırlayan bu savaş Merv bölgesinde yapılmıştır. Savaşlar ve mekanlar ne olur belki de soru olarak karşımıza gelir. Şimdi biz konunun başında Araplarla mücadele eden Türkleri konuşmuştuk değil mi? Hazarları konuşmuştuk, Göktürkleri konuşmuştuk, Türk işleri konuşmuştuk. Hazarlar Kafkaslar'da, Göktürkler ve Türk işler ise Orta Asya'da mücadele etmişlerdi. Şimdi başka bir başlık arkadaşlar.